Köpekle asla yürürken video çekilmiyor arkadaşlar. Resmen hayati tehlikeleri atlata atlata yürüdüm, parka geldim. Şilokka işte, yapacak bir şey yok yani. Hele ki sabahın ilk saatleri dışarı çıktığında acayip heyecanlı oluyor. Böyle atlaya zıplaya atlaya zıplaya yürüyor. Ve tabi haliyle beni biraz yürüyor. Eşek sıpası ama çok seviyorum, ne yapayım. Şimdi parka geldik. Ayıptır söylemesi biraz işiyor hanımefendi. Malum tüm gece tabi tuvaletini tuttuğu için. Şimdi ben de hemen hava almış oldum. Saat sabahın erken saatlerinden. Bilmiyorum havanın atmosferinden belli mi ama burada atmosferden çok belli. Sabah köy saat oldu çünkü hava çok soğuk. Donuyorum. Şimdi bakalım yedireyim şilokkomu. Ay yedireyim demişim, işeteyim şilokkomu. Sonra eve çıkarız, evde çekime devam ederiz. Ay, ah, video uğruna gözüme dağılıyordu. Tabii böyle işerken sakinsin hanımefendi değil mi? Yürürken survival parkuru mübarek. Parkur koşsam daha az yorulurum ya. Bir köpek hiç mi durmaz? Köpeğimiz sallaya sallaya yürüyor. Şimdi evin bu köşesindeki koltuğu böyle cama döndürdüm. Camdan bu şekilde manzaramı izleyip bir yandan da kahvemi içeceğim. Bu arada sizle minik bir heyecanımı paylaşmak istiyorum. Dün anneme dedim ki, anne dedim, yarın işten gelirken bana resim defteri ve boya fırçası alır mısın dedim. Çünkü istediğim tarzda resim defterim yoktu. A5 boyutunda sulu boyaya ve guaj boyaya dayanıklı kalın karton resim defterlerinden istiyordum. Ayrıyeten resim fırçam galiba biraz donmuş ve bozulduğu için birkaç tane resim fırçası da istedim böyle set halinde. Gelirken de hatta unutmasın diye bugün bir 4-5 kere aradım ettim. En sonunda aradı beni, kırtasiyeye geldim, nasıl bir şey istiyorsun diye sordu ve aldım dedi. Şu an içim çok rahatladı. Uzun zamandır resme ara vermiştim. Çok başına oturup da yapamıyordum ve küçüklüğümden beri de çok sevdiğim için. Yani bu aralar bana böyle sanki evren bir işaret veriyordu. Böyle etrafta resim atölyeleri görüyorum. Ya da sosyal medyada böyle çok güzel resimler falan çıkıyor. Ya da hiç ummadığım birinin böyle bir hesabına görüyorum. Aa, bakıyorum bu da çizim yapıyormuş diyorum, çizimlerine falan görüyorum. Ve bayağı böyle içim kıpır kıpır oldu. Belki de ben artık resim çizmek istediğim için algıda seçicilik olarak böyle güzel resimleri beynime kaydediyorum. Hatta beğendiğim birkaç tanesini falan da ekran görüntüsünü aldım. Akşam inşallah videoda sizlerle beraber de sulu boya yapabiliriz. Ve hani yaparken isterim ki sizler de benimle birlikte iyi olsun kötü olsun kesinlikle yapın. Yani resim yapmak zor bir şey değil. Böyle çok pahalı markalarla, hani benim mesela sulu boya markam birazcık eskiden pahalı bir markaydı. Şu an daha da pahalı bir markadır büyük ihtimalle. Umarım o yüzden hemen bitmez ve idareli kullanmaya çalışacağım. Yani siz böyle normal kırtasiyeden ufak bir iki tane fırça, bir kağıt ama sulu boya kağıdı olması gerekiyor ki kağıt buruşmasın. Ayrıca bir tane sulu boya alabilirsiniz ya da çocuğunuz vardır ya da siz çocuksunuzdur, belki evinizde vardır. Yani bunu yaparsanız eminim çok güzel stres atacaksınızdır. Çünkü ben yaparken o kadar keyif alıyorum ki. Neyse, uzun lafın kısası bu kadar. İnsanlar küçük şeylerle de mutlu olmayı bilmeli. Bu da benim mutlu olduğum, bugünü müşenlendiren bir haberdi. Öyle yani, dört kez de şu an annemin gelmesini bekliyorum ki sulu boyama başlayayım. Uzun süredir masada oturuyorum. Hayal ettiğim gibi fırçalarım geldi. Hemen resme koyuldum. Ama maalesef ki istediğim defter istediğim gibi gelmedi. Sebebi normal bildiğiniz A4 kağıt kalınlığında bir standart kağıtmış yani. Adama özellikle söyledim. Annem kırtasiyeye gittiğinde telefonu verdi. Dedim ki bakın sulu boya kağıdı olsun. Yani ıslandığında kabarmayan, yırtılmayan kağıtlardan olsun dedim. Ha evet evet sulu boya kağıdı dedi. Anneme vermiş bunu. Zaten 50 sayfalık defterin 14 TL olmasından anlamıştım sonuçta. Bu dediğim kağıtlar kaliteli kağıtlar oluyor. Yani 50 sayfası 14 TL olması bana biraz bayağı uygunmuş falan dedim içimden ama korktum başıma geldi. Allah'tan benim de daha önceden sulu boya kağıtlarım vardı. Onlara yaptım ama en kısa sürede kırtasiyeden istediğim gibi bu boyutta da bir kağıt almak istiyorum. Şimdi isterseniz yaptığım resmi de gösterebilirim size. Ama önceden uyarayım yani böyle çok gibi bir şey beklemeyin. Çünkü bayağıdır sulu boya yapmıyordum ki biliyorsunuzdur sulu boya pratik yaptıkça
biraz daha gelişen bir şey. Neyse daha fazla uzatmayayım, resmimi göstereyim. Bu masamın hali şu anda görüyorsunuz. Bu da, şu kabloyu şey yapmayayım. Bu da benim resmim. Böyle bir kek yaptım. Nasıl gözüküyor, beğendiniz mi? Yani çok aşırı iyi değil ama kötü de değil bence. Bir gideri var sanki, ne diyorsunuz? Biri gelip beni bu koltuktan spatula ile kazıyarak çıkarabilir mi? Çünkü şu an koltuğa yapışmış vaziyetteyim. Çok yoruldum, bittim. Desem de inanmayın, daha 2-3 hareket yaptım ama galiba bir süredir spor yapmadığım için adam akıllı. Bu biraz beni yordu. Şimdi biraz daha sporuma devam edeceğim. Ondan sonra duşa girip şilokkoyu aşağı indireceğim. Ve bu arada dün yaptığım resmi bitirdim. Bitirdim dediğim yani yanına 2 tane daha bir şey çizdim. Ama size onları gösteremedim çünkü resim yaparken öyle bir dalmışım ki saate baktığımda 1:30 olduğunu gördüm. Direkt zaten yatağa gittim. Şimdi sporumu falan yapayım, duşumu yapayım, şileyi gezdireyim. Ondan sonra size diğer çizdiğim objeleri de göstereceğim. Hatta isterseniz belki nasıl çizdiğimi de gösteririm. Birlikte böyle resim çizme videosu yaparız. Var ya öyle videolar. Bence güzel olur. Ne dersiniz? Neyse ben şimdi sporuma geçiyorum. Bir sonraki kısımda görüşürüz. Dance. Çizdiklerimi de göstereceğimi söylemiştim. Bunlar da daha önce de gösterdiğim bu kekimin yanına çizdiğim cupcake ve donut resimleri arkadaşlar. Çok uzun zamandır sulu boya yapmadığım için açıkçası yaparken çok kolay yaptım dersem yalan söylemiş olurum. Çok da zorlanmadım ama birazcık uğraştırdı beni. Ama yaptığıma değdi. Yani mükemmel olmasa da benim hoşuma gitti. Tatlı durdu. Hatta böyle çok büyük kağıtlarım vardı. O yani bunun hepsi bir tane kağıttı. Bunları böyle üçe böldüm. Siz de öyle yapabilirsiniz. Elinizde eğer çok büyük böyle kağıtlar varsa bunları bölerek de kullanabilirsiniz. Mesela yine bunun gibi bir objeyi böyle küçük bir kağıda yapıp dedim ki mesela çerçeve etsem şöyle duvara atsam bence çok tatlış olabilir. Düşünsenize bu objelerden birini, hatta bunu bile böyle bir tanesinin duvarda olduğunu, size de bir fikir olsun. Yani resme yeteneğiniz vardır yoktur geliştirebilirsiniz ya da yakınınızda böyle çok iyi çizenler varsa çizdirip kesinlikle böyle bir şey aklınıza bulunsun, duvarınıza asabilirsiniz. Işık vurunca da tabii ayrı bir güzel gözüküyor. Bakın burada yanıma kim geldi? Ay ne oldu bebeğim? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun prensesim? Arkadaşlar çok seviyorum ben bunu ya. Çok seviyorum ya. Arada yaramazlık yapsa da yine de çok seviyorum bu kızı ben. Şu tüylere bakar mısınız? Koyundan ne farkı var bunun? Senin acaba koyundan ne farkın var? Oy rahatsız etmeyeyim. Allah'ım çok nadir anlardır böyle odama gelip yanıma süzülüp yattığı. Genelde tek takılır evde. Şimdi geldi, sevgi istiyor herhalde benim yumağım. Tüy yumağı, bu tüy yumağım. Pamuk şekerim. Aşkım. Sabahtan beri ne yemek yapsam diye düşünmekten en son bir yemeğe karar verdim. Onu da son anda değiştirmem gerekti. Fırında tavuklu patates yapacaktım butlardan. Ama maalesef olmadı çünkü tavuklar hala çözülmemiş. Çözülmediği için de ben de biraz haşladım. Haşlayınca dedim hadi yanına makarna yapayım. Kremalı makarna olsun dedim. Tavukları içine tifterim dedim. Ama dedim ki böyle haşlanması uzun sürecek. Yarı haşlanmış haliyle fırına attım. Yani tamamen doğaçlama bir şekilde şu an kremalı makarna ve yarı haşlanmış, yarı fırınlanmış tavuk yiyeceğim. Bakalım, umarım güzel olur. Umarım tavuk pişer. Umarım hayal ettiğim lezzete kavuşurum. Çünkü çok acıktım. Ve daha en az bir yarım saat falan var. Dedim ki madem yarım saat bekleyeceğim, ben de bari o arada kendime Türk kahvesi yapayım. Bir elimde kamerayla umarım döküp saçımı etrafa şöyle kahvelerle koyayım. Biraz daha ekleyeceğim, bu bana yetmez. Ben biraz daha böyle 1,5 tatlı kaşığı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum. Bu yeterli herhalde. Da çok küçük daha koyabilirim. Kahve de azalmış. Paketli yoksa onu alalım marketten. Evet, şu an benim için yeterli.
suyunu da koydum. Hatta tarçınlı mı yapsam acaba? Ama neyse, bayağı da sade içmiyorum. Uzun zamandır yaptığım kahveleri tarçınlı yapıyordum. Hadi bu sefer sade yapayım sadece. Tarçın koymayayım. Şöyle karıştırdık. Makinamızın fişini takalım. Bakar mısınız ya? Bunu da bir kere yakmıştık. Nasıl yakmıştık hatırlamıyorum. Bir sene falan oldu galiba yakalı. Allah'tan makinede ama bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi koyalım ve olmasını bekleyelim. Bu arada az önce bir şey fark ettim. Bu böyle bizim spagettiliğimiz. Ve spagettilere koyduğumda şunu gördüm ki burada 3 farklı spagetti var arkadaşlar. Bakın bu birincisi böyle içi boş olan spagettilerden. Yani ortası delik. Bu bir fırın makarna spagettisi diye geçiyor. Bu normal bildiğimiz çubuk, ince spagetti kalınlığı da görüyorsunuzdur. Bir de aralara şöyle kepekli, dur bu değil. Şu kepekli spagetti arkadaşlar. Bilmiyorum kamerada ne kadar net. Şu an burada tam olarak 3 farklı spagetti görüyorsunuz. Ve hatta buraya yeni paketi açtım. Yeni pakette de 4. farklı spagetti oluyor. Ama artık bunu da koysaydım 4 farklı türden bir spagetti yemeyecekti. Bu arada dokununca fark ettim. Biraz 3 kişi için fazla mı olmuş bu? Bakın böyle daha net gözüküyor. Ne kadar güzel gözüktü. Ama neyse ya, yenir. Kahvemiz hazır. Evet, mis gibi. Bol köpüklü. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Kahvemi getirdim şimdi salona. Getirirken de biraz taştı. Taşan tarafı şöyle arkaya sakladım. Hiç sevmem taşmış böyle kahve içmeyi, damlar falan, ama neyse, bir peçete getirip altını silerim. Bu arada size şu köşeyi göstermek istedim. Burası bizim salonun bir köşesi. Atmosferi benim çok hoşuma gidiyor burayı. Annem bu şekilde yaptı. Şöyle hatta net göstereyim. Bu şekilde. Bunlar yılbaşından kalan süsler ama çok hoş durduğu için kaldırmadık. Bu da böyle küçük bir el arabası. Bu çiçek senelerdir bizde. Çok güzel. Çok aşırı sulamaya gerek kalmıyor ince yapraklı olduğu için. Ayda bir iki sulamak bile yeterli oluyor. Kapanışı bu şekilde aynadan yapmak istedim. Yemeğimi yedim. Üzerine bir güzel tatlımı da yedim. Yemesem olacaktı ama yapacak bir şey yok. Canım çok çekmişti. Malum haftaya sınavlar başlıyor. Pazartesi ve 2 hafta sürecek. Ve bu finallerim bayağı bir önemli. O yüzden bu aralar çok fazla YouTube'la içi dışta olmayabilirim. Ama yine girmeye çalışacağım. Çok fazla ihmal etmeyeceğim. Öyle, sizleri çok öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki vloglarda, videolarda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.